Bak oğlum, sana anlatacaklarımdan sonra bana çok kızabilirsin. Ama beni iyi dinle. Ne oldu baba? Sen o zamanlar 5 yaşındaydın. Bizi bir oğlumuz daha olmuştu. Ama onun aklı pek yerinde değildi. Büyüse bile hep bir çocuk gibi kalacaktı. Tabii biz bunu bir müddet sonra anladık. Oğlumuzu özel bir bakıcıya vermeye karar verdim. Annen ilk başta yapma dedi. Ama ben kafaya koymuştum ülkeyi. Neyse ben çocuğu gönderdim. Annen ilk başta sızlandı, sonra duruldu. Ben alıştı zannettim. Meğerse gizli gizli çocuğun kaldığı yere varıyormuş. En sonunda da bulmuş kaldığı yeri. Birkaç kere gitmeye çalıştı, engel oldu. Her seferinde kavga ettik. Yüreği daha fazla dayanamadı bu acıya. Üzüntülerin önünü kalacağız. Biliyorum büyük günah işledim. Ama çok pişman oldum. Tövbe et. Bunları bilmeye senin de hakkın var. Beni affet oğlum. Pişman olmuş, tövbe etmişmiş. Kardeşim istemedin. Annemin ölmesine sebep oldun. Neyin pişmanlığından bahsediyorsun bana? Yapma oğlum. Deşme yaramı. İnsan evladını istemez mi? İstemez mi? Oğlum. Dokunma bana. Annemi öldürdün sen. Biliyorum. Anneni geri getiremem. Ama biraz da olsa durumu telafi edebiliriz. Annenin o gün yapmak istediği şeyi, yani oğlunun yanına gidip onu almayı, onu senin gidip almanı istiyorum. Bunu ben hak etmiyorum. Biliyorum oğlum. Uzaklara gidiyorum. Odada çekmecenin içinde bir zarf olacak. O zarfta kardeşinin kaldığı yerin adresi yazılır. Kardeşin önce Allah'a sonra sana iman. Kardeşinin adı Ali. Bunu benim bir isteğim olarak değil de annenin vasiyeti olarak düşün. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi daha erken bekliyordum. Nasıl yani? Bundan 7 sene evveldi. Babanız bir mektup ile durumu bana bildirmişti. Genç bir delikanlı, bu mektubu size Murat Zeybek gönderdi dedi ve gitti. Başta anlam veremedim, şaşırdım da biraz. Lakin mektubu okuyunca olaya vakıf oldum. Anlıyorum. Her şey için teşekkür ederim. Ben Ali'yi alıp gideyim artık. Tabii ki. Nasıl isterseniz. Thank you.
Dur geç, ben sana bir şeyler atarım. Korkma, burası senin evin abi. Gel hadi yemeğini ye. Sen şöyle otur yemeğini ye. Çizgiye bir kadar almış. Yemeğini de yemeği unutma. Bitti. Bu da bitti. Ali. Beni bekliyor. Kim? Beni bekliyor. Bekliyor işte. Kim bekliyor Ali? İşte annemiz. Ali, nerede annem? Uyuyor şimdi. Annem! Annem! Gel abicim.
Huzur içinde yat annem. Senin vasiyetin benim hayatım annem.